Sayın seyirciler, Amerika Birleşik Devletleri tarihinin en kanlı ikinci baskınında aileler okullara koştu. Görgü tanıkları yaşadıkları korku dolu anları anlattı. A Haber ekibi de olay yerinde gelişmeleri an be an takip etti. Amerika Birleşik Devletleri'nin Connecticut eyaletindeki bir ilköğretim okuluna düzenlenen saldırıda aralarında saldırganın da bulunduğu 27 kişi öldü. A Haber ekibi de olay yerinde yaşananları dakika dakika izledi. Amerika Birleşik Devletleri tarihinin en trajik olaylarından birisi bugün bu kasabada yaşandı. Kasabaya şu an polis barikat kurmuş durumda. Basın mensupları dahil kasabaya kimse alınmıyor. Baskın haberlerinin duyulmasının ardından bölgede büyük panik yaşandı. Veliler okula koştu, görgü tanıkları korku dolu anları anlattı. She read us some books and we talked about things and they played little games in there. Did you hear any more bad noises? Yes. We all put our hands on other people's shoulders and then our teacher held the first person's hand and she let us out. I told them to be quiet. I told them we had to be absolutely quiet because I was just so afraid that if he did come in and then he would hear us and then he would maybe just start shooting the door. So I said, no, we just have to be absolutely quiet. I said, there are bad guys out there now. We need to wait for the good guys. They're coming again. Saldırı sonrası Amerika'da yas ilan edildi. Kiliselere koşan Amerikalılar dua etti. It should have never happened to our children. They were very little. They don't understand. No. It's hard, and I grieve for their parents. I would not ever want to be in their place. Saldırının yaşandığı Connecticut'ta yaşayan Türkler de olaya ilişkin yaşadıklarını A Haber'e anlattı. Yanımızda bu kasabada yaşayan bir Türk, Erdal Genç var. Öncelikle geçmiş olsun. Çok teşekkürler. Kasaba şok yaşıyor. Daha önce böyle bir şey yaşandı mı burada? Hiçbir şey buna yakın. Hayır, hayır. Veri emniyetli kasaba. Veri emniyetli kasaba. İnsanlar kapıları bile kilitlemiyorlar. Kapıları bile kilitlemiyorlar. Çok rahat. Bundan sonra şey değişecek tahmin ediyorum. Ülkede benzer saldırılar daha önce de yaşanmıştı. En son geçen Temmuz ayında Batman Dark Knight Rises filminin gösterimini basan silahlı saldırgan 12 kişiyi öldürmüş, 58 kişiyi de yaralamıştı. 2007 yılında ise Amerika Birleşik Devletleri'nin en saygın devlet üniversitelerinden Virginia Tech'in Blacksburg kampüsünde bir öğrencinin düzenlediği silahlı saldırıda 33 kişi hayatını kaybetmişti. Sayın seyirciler, mecliste Milli Savunma Bakanlığı bütçesi